Merhaba, akşamlar. Türkiye Sigorta Günlük Grafik. Ya bu 5 kısmında tutunuyor işte, sürüne sürüne 5.30'larda 5.20'lerde günlük hareketler oluyor bazen aşağı doğru, ama hala geçen hafta bir videosunu yapmıştım. Yani orada 24-25'i miydi acaba? Şurada 20 günün altında gevşiyordu. Tabii o yıkıldı o tepkiden sonra. Geçen haftaki tepkiden sonra, ama gene dediğim gibi bu destek alanını kıramadı. Altta kuyruklu yıldız aldık. Kuyruklu yıldız değil, çok özür dilerim. Asıl adam yaptı. Oradan yukarıda hafif bir tepki verdi. Ama şey bir tepki değil. Hala çok kaliteli bir tepki vermedi açıkçası. Şimdi açısını şöyle çizebilirsiniz. Düşen trendin 20 günlüğü 3 aşağı 5 yukarı aynı yere geliyor. Türkiye Sigorta'da yukarıda 5.50'nin geçilmesi lazım. Ya da 10 kuruş daha avans verin, %2. 5.60 olarak da alabilirsiniz. Bu kısmın geçilmesi lazım. Geçirirse 5.82, daha sonrası bir trende kafa atma, yani 5.90 civarında bir tepki olabilir. Ama ilk takip edilmesi gereken alan mutlaka 5.50'nin üstündeki kapanışlar ve şu ikinci trendin şeyin üstünde, yani şu düşüşü çizen bu orta vade bir trend oldu artık. Şuradaki kırmızı, onun üstündeki minor bu trendin geçilmesi gerekir. Tabii en nihayetinde zamandan bir sıkışma var Türkiye'si bu. Bunu Oyak Çimento'da 2 ay önce falan bir videoda söylemişim. Yani bilmiyorum, bir izleyici hatırlattı sonradan. Oyak Çimento için de demişim. Yani bu 6.87 civarları kırılmadıkça, yani zamansallık onu şeye götürüyor. O zaman Mayıs diye söylemiştim. Tabii o dönem öyleydi, Mayıs'tı. Burada da zamansallık bizi Temmuz'a götürüyor. 19-20 Temmuz. İşte bir karar anı. Hani tam gelmeyebilir de oraya. Orası ayrı konu, ama maksimum sıkışma alanı orası. Yani en kötü bir önümüzdeki ay. Döneriz bakarız, yani 5'imi kırdı. Yoksa yukarı tarafta 5.5'ları 5.80'leri mi kırdı? Bu önemli bir gösterge. Bu kırılım olduğu zaman, yani kısa vade belki sıçramalar olabiliyor genellikle, ama tabi bu şey anlamına gelmiyor. 8'e gider 10'a gider anlamına gelmiyor. Ama en azından artık 5 teknik anlamda biraz daha güvenilir bir alan olur. Üstündeki hareketleri de o gün olursa öyle bir şey değerlendiririz tabi. 37 zayıf bir RSI, zayıf bir görünüm. Boynu yukarı kalkmış RSI'nin, yani bir tepki var orada da. Ama kendi ortalamasının da altında. Bir de bu 30'lu seviyeler iyi seviyeler değil RSI'de. 50'nin üstü mümkünse, 55'in üstü hatta biraz daha böyle güçlendiğine işaret eder hisselerin. Dolayısıyla bu 55 RSI'ları falan aramak lazım değer tablosunda. MACD'ye baktığınız zaman o da hala kırmızıyı koymaya devam ediyor. Bunun dışında tabii kırılırsa bu 5 kısmı, ben 5 diyorum, yani biraz yuvarlıyorum onu. 4.70'e doğrudan bir hareket ihtimali artar. Bir sonraki destek 4.70 civarı beklenebilir. Tabii o kısımda kırılırsa bir daha 4'e doğru bir hareket de çok da şaşırtmaz. Söylenebilecek başka bir şey yok. Firma olarak da şey bilmiyorum, yani güçlü bir firma. Hani 3 tane şirket birleşti, kuruldu. Tabi burada şey sigorta poliçelerinin falan da arttığını hatırlıyorum. Türkiye Sigorta'nın. Çok uzun elinizde tutacaksanız, eğer uzun vade bir yatırımcı şeyiniz varsa, niyetiniz varsa, yatırım niyetiniz varsa, temel analizleri de önümüzdeki, yani bu yılın tahminleri için bir sormanızı tavsiye ederim. Herkese iyi akşamlar.